8. yargı paketi bugün parlamentoda, genel kurulda görüşülecek. Geçtiğimiz hafta salı ve çarşamba günleri komisyonda görüşülmüştü ve geldiği gibi geçti. Önemli düzenlemeler var. Binlerce yurttaşımızın mağdur olduğu, örgüt üyesi olmamakla beraber örgüt üyesi gibi cezalandırılır düzenlemesi de paketin içerisinde. Bugüne kadar sayısını bilmiyorum ama on binlerce diyebilirim yurttaşımız bu maddeden ceza aldı. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bir iptal kararı var ve o iptal kararı 8 Nisan'da yürürlüğe girecek. O nedenle parlamento bu düzenleyi yapmak zorunda 8 Nisan'a kadar ve gündeme geldi. Fakat düzenleme Anayasa Mahkemesi'nin iptal gerekçelerini karşılamıyor. Düzenlemeyi aynı biçimde yeniden yapmışlar. 20 yıl önce bu düzenleme TCK'da geldiği zaman karşı çıkmıştık. Yanlıştır demiştik. 20 yıl sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve ardından Anayasa Mahkemesi bunun yanlış olduğunu ifade etti ve bir karar verildi. Şimdi görüşecek ve aynı yanlışı bir daha yapacaklar. Dolayısıyla tamamen hukuka aykırı olan, yurttaşlarımızın temel haklarını kökten ortadan kaldıran bu düzenlemenin geçmemesi lazım. Bir kez de buradan ifade ediyorum, yurttaşlarımızın gözünün parlamentoda olması lazım. İkinci önemli konu da gerçekten hayret verici bir biçimde 2016 darbe girişiminden sonra olağanüstü halin ilanı ile ilgili olarak görev alan personeline getirilen cezasızlık halinin yeni düzenlemede konulmuş olmasıdır. Nedir bu? Şimdi müsaadeye ilişkin hükümlerde yargıçlar kayyum atayacaklar. Bu kayyumun TMSF'den olması ilkesi getiriliyor ve atanacak kayyumlara da yani mal varlığını idare etmek amacıyla atanacak kayyumlara da adli, idari ve cezai konularda bağışıklık getiriliyor. Yani yargılanmayacaklar. Bu tamamen ama tamamen hukuka aykırıdır. Sonuçta herhangi bir hazırlık soruşturmasında bir yurttaşın, daha mahkum olmayan bir yurttaşın mallarına, mal varlığına, belki bir holdingin, belki bir şirketin mallarına el konulacak ve dolayısıyla bunu yönetecek olan TMSF'den memur hiçbir cezai, hukuki ve adli soruşturmaya tabi olmayacak. Bunu kabul edemez buluyoruz. Daha önce de getirmişlerdi ama geri çekmek zorunda kalmışlardı. Şimdi çok gizli bir biçimde bir maddenin içine bunu gizlemişler, bu düzenlemeyi. Ben bir kez daha buradan hükümeti uyarıyorum. Bu düzenleme ileride yapılacak çökme operasyonlarının güvencesi olarak buraya konmuş. Ve bu düzenlemenin bu paketten mutlaka çıkarılması lazım.